Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesine geldik. Hayatın sahibi Allah, ölümün sahibi Allah, yeryüzünde bütün miras ona kalacak olan Allah ve evvelkileri de sonrakileri de bilen Mevlamız, kıyamet günü bizi bir araya toplayacak olan da o. Hüküm onun, ilim onun. Bunu öğrendik ve Rabbimiz şimdi bizi anlatacak, kullukla muhatap olan varlığın hayat hikayesini ve düşmanımızın da ortaya çıkışını surede gündem yapıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde gündem yapılan bir bölüm. İşte Saat suresinde, Araf suresinde, sonra Bakara suresinde, Taha ve Kehf ve İsra surelerinde kısmi olarak Allahu Teala'nın gündem yaptığı bir kıssa var. Hz. Adem'in yaratılış kıssası ve şeytanın gündeme gelişi. Rabbimiz şimdi Hicr suresinde de bize bunu gündem yapıyor. Bundan önceki surelerde bu okundu. İşte Bakara suresinde Mevlamız bize bunu anlattı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye melekler olan konuşmasını Rabbimiz bize aktarmış. Ve orada şeytanın secde etmeyerek kibirle inatla ne hale geldiğini söylemişti. Burada da benzer bir konu ama başka bir açıdan başka bir bölümle bize tanıtılacak. Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar var. Bu tekrarlar zihnimizde bilgilerin kazınması için bir zikir olarak oluşması adına belki tekrar edilir. Ama aynı zamanda başka bir yönünden olaya bakılır. Birisinde öğretilen konuyla bir surede bir kısa anlatılırken, bize sunulan bilgi bir tarafı açıklarken bir başka surede başka bir boyut ön plana çıkar ve her birisi bizim kulluğumuz adına bir basirettir. Bir başka noktadan hayatı gözlemleme fırsatıdır. Ve Rabbimiz tarihimizi anlatıyor, bizi tanıtıyor bize. Kendimizi öğreniyoruz, düşmanımızı öğreneceğiz, dostumuzu öğreneceğiz. Ve böylece yol belirginleşecek inşallah önümüzde. Bilen Allah, hükmeden Allah, kararları elinde tutan Allah bize tanıtıyor. وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ min salsal min hamein mesnun. Bu surede Rabbimiz lakat e, diyerek e, bir takım bilgileri önümüzde keskinleştirdi ve şimdi önümde de kendi yaratılışımız var. İnsan var edilişi. Atamız Adem'in ismi geçmeden Allahu Teala burayı böyle söylüyor. Ve halaknel insane. Biz insanı var ettik diyor Allahu Teala. Yarattık. E, neden? Min salsal bir çamurdan. Ee, öyle bir çamur ki minhame'in mesnun e, değişik ifadeler var ama şekillenmiş kara bir balçıktan ve kuru bir çamurdan Allah insanı yarattı. Hamein mesnun döneminden önce insanın önce bir toprak dönemi var. Türap, e, yeryüzü toprağından insan var edildi. Sonra tın e, diye böyle toprağın çamursu hale gelişi cıvık bir çamur pozisyonu yaşıyor ardından şekillenebilen e, böyle sanki içerisinde böyle sapın samanın da karıştığı e, bir çamur sanki kastedilmiş hamein mestun cıvık ama şekillenebilen e, bir çamurdan insan var edildi daha sonra bu kararıyor e, ve sanki balçık haline dönüyor e, öyle ki bir süre sonra güneşte kuruyor ve testi gibi bir seramik gibi, tın tın öten, ses getiren bir çamura ya da bir maddeye dönüşüyor. İnsan diğer varlıklardan farklı özellikleri var. Önce bu bedeni özelliği yeryüzü çamurundan meydana gelerek getirilerek oluşuyor ve Allahu Teala bunu ısrarla önümüze koyuyor. Yani biz bir insanı diyor Allahu Teala bir kere yaradan Allah halakna ifadesinden, yaratıcımızın Allah olduğu bilgisine tekrar ulaşıyoruz. Her şeyin var edisi Allah'tır. Hayat onun elindedir. Ve inna le nahnu nuhi demişti Allahu Teala. Bizi var eden, hayat veren Allah bizim hayat buluşumuzu böyle takdir etti. Yeryüzü çamurundan bizi var kıldı. Bu çamur değişik haller ile şekillendi. Kur'an'ın başka surelerinde başka ifadelerle anıldı. Ama nihayetinde böyle kokuşmuş bir balçıktan, cıvık bir çamurdan, bir topraktan sonra şekillenmiş bir testi gibi hale döndü. İçi boş, belki içinde heva, hava olan bir beden, bir beşer oluştu ve Mevlamız bunu bu şekilde var kıldı. Sonra buna ruh üfülecek, bu daha birkaç ayet sonra ifade edilecek. İnsan Allah böyle var ederken ayet 27, cinleri Allahu Teala anlatıyor. Vel canne canlı da cinni de cinlerin atasını da halaknahu min kablu daha evvel biz var ettik diyor Allahu Teala. İnsandan önce var kıldı. Min nari semum dumansız bir ateşten Allahu Teala. Sanki böyle bir alevden var kıldı. Gözeneklere böyle giren nüfuz eden bir ateş alevinden, dumanı olmayan bir alevden var kıldı Mevlamız. Cinler de böyle oluştu. Buradan anladığımız birinci bilgi cinler insanların varoluşundan önce de vardılar. Allah onu insana en son var etti. Kainatın yaratılışı 6 günde oldu. 6. günün sonunda insan var edildi. Ondan önce cinler var edildi. Onlar da ateşten yaratıldılar. Mayaları insanın çamur toprak ama cinin ise işte dumansız ateş Rabbim böyle ifade etti bu hayatın iki yakası yani kulluk noktasında kendilerine akıl verilen ibadet etmeleri istenen biz ibadet etsinler diye yarattık diyor Allahu Teala cinleri ve insanları Zariyat suresinde işte ibadet eder özellikle iradeleriyle bizzat kulluğu tercih edebilecek pozisyonda yaratılan iki varlık var. İnsan ve cin. Mevlamız bu ikisinin varoluşunu bize tanıtıyor. Birisi önce, birisi daha sonra var edilmiş. Yani yukarıdaki وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ minkum وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Yani önde olanlar, geride kalanlar anlamındaki sıralamaları da Allah yapıyor. Önceyi, sonrayı kararlaştıran da Allah'tır ve Rabbimiz bunları var ettiğini ifade ettikten sonra diyor ki ayet 28 o izkale bu lil melaiketi inni halikun beşeran min salsali min hameyin mesnun Mevlamız meleklere şöyle seslendi senin Rabbin meleklere şöyle dediği bir zaman da oldu burada hemen meleklerin varoluşunu Rabbim gündem yaptı demek ki cinlerden de önce melekler var ve melekler yine kitabımızdan öğrendiğimize göre, peygamberimizin diliyle anladığımıza göre melekleri yaradan da Allah onları nurdan, bir ışıktan var etti. Ayrı bir mayaları ve özellikleri var. Allah onları başka yeteneklerle donattı. Kendisine isyan etme özelliği olmayan varlıklar bunlar. Akılları olsa da iradeleri yok. Sadece itaatle sorumlular. Ve Rabbimiz onlara yine de bir beyanda bulundu. Şimdi biraz önce bize ayetin yani 26. ayette insanın neyden nasıl yaratıldığını Rabbim söylemişti. Bu belki bizlere yönelik bir bilgiydi. Ama Allahu Teala meleklere de bu bilgiyi ayrıca söylemişti. Demişti ki onlara ben bir beşer yaratacağım. Burada bizim bir başka ismimizi öğreniyoruz. Biraz önce insan olarak kendimizi tanıttık. El insan yani işte unutan nisyan üzere bir hayatı olan ya da ünsiyet köküyle alakalı olarak ısınan bir yerleri hemen kendisi için yer belirleyen varlık diye isimlendirebiliriz kendimizi. Beşer oluşumuz ise derili yani eni boyu hacmi olan bir varlık ama derisi olacak. Öyle diğer hayvanlar gibi de tüyleri şusu busu değil derileri olan bir özelliğe sahip insan. Beşer böyle anlamış alimlerimiz. Bir beşer yaratacağım dedi meleklere. Ve bu beşeri de hem de kuru bir çamurdan, tesli gibi bir çamurdan var edeceğim. O testi gibi çamurun da özünde minhame-i mesnun şekillenmiş bir balçık hali var. Oradan oraya geçecek. O tabakadan o tabakaya oluşacak. Bu şekilden şekile verme işte Allah'ın elindedir. Ve böyle bir varlık yaratacağım ben dedi ve burada da kalmayacak. Yani sadece bir an onu böyle kuru bir çamur haline, testi haline getirip bir beşer görüntüsüyle yeryüzünde bırakmayacağım. Bir heykel gibi yeryüzüne yatmayacak. Fe iza onu şekillendirdiğimde ona bütün bu yetenekleri, bu özellikleri, donatımları verdikten sonra ve tu fihi min ruhi ruhumdan da üfleyeceğim diyor Allahu Teala. Ona bir ruh üfleyeceğim. Benden bir ruh ona ulaşacak. Mahiyetin en iyisini bilir Allah. Biz bilmeyiz ama insana canlılığı veren de Rabbimizdir. Ona ruhu veren, nasıl çamurdan şekillendiren bir balçıktan adi bir yapıdan komplike bir yapıya doğru dönüştüren Allah'sa bütün vücut özelliklerini oluşturan Kaslar, adeleler, sistemler, sinirler hepsini et, kemik bunları oluşturan Allah ise onu bir beşer haline getiren, derisi olan, derisinin hisleri olan bir varlık haline getiren Allah onu canlandırmaya da kadir ve ona ruh üflüyor. İnsan bir yakasıyla çamur öte yakasıyla ruh, dolayısıyla bir tarafıyla bedeniyle bütün diğer yeryüzü varlıklarına benzerken, Arabimizin kendisine verdiği ruh ile melekler, önce cinler sonra melekler üzerinde de çoğalabilen aşkın bir varlık haline gelebiliyor. Allahu Teala insana bunlar bu donanımın hepsini verdi. İşte bu donanımlar insanda oluştuğunda ey melekler ne yapın? فَقَعُوا lehu سَجِدِينَ hemen ona secde edin. Hemen ona itaat edin. İtaatinizi ortaya koyun dedi Allahu Teala. Secde edin. Kulluk anlamında değil. Kulluk Allah'a biliyoruz. Aynı nasıl insan Kabe'ye doğru ibadet eder. Taşa e, değil. Allahu Teala'nın dön dediği yere dönüyoruz. Allah'ın dur dediği divanda duruyoruz. Yap dediği amelleri yapıyoruz. E, bu bir itaattir ve itaatin sembolleri var. Bu sembolleri gerçekleştiriyoruz. Melekler için de itaatin sembolü insandı. Allahu Teala insanı keremli bir şekilde yarattı. ona değer verdi, onu övdü. Ah seni takvim dedi. En güzel bir kıvamda var edilen diye tanıttı bizleri. İşte Allahu Teala bu halde var olan insana meleklerin de secde etmesini istedi. Yani itaat etmelerini, emrine uymalarını istedi ve onun şerefini, onun değerini, önemini onlara belirtti ve onlar da bunu kabul ettiler. Gurur kibir yapmadılar. Allah'ın emrine itaatle sorumluydular. Hemen e, bu secdeyi gerçekleştireceklerdi zaten ki bundan sonraki ayetler bunu ifade edecek. Feqaulehu: "Secd secidin ona." Secde edin dedi Allahu Teala 30 Hicr suresi ayet. "Fescedel melaiketu kulluhum ecma'in." Bu emri alınca ve bu emrin uygulanma zamanı geldiği anda yani atamız Adem Topraktan çamur olarak var edilip şekillendirilip o çamur kuru bir balçık halde biraz durup ardından da ses veren e, bir sanki testi haline geldiğinde bir bedene dönüştüğünde Allah ona ruh üfleyip de o da canlandığında hapsurup e, elhamdülillah deyip de e, ayağa kalktığında Allahu Teala meleklere Adem'i tanıttı ve Adem'e Allah esma isimleri öğretti ve melekler ona secde ettiler. Allah'ın emrini ikilemediler. O emri vakti geldiğinde Adem canlandığında itaatten ortaya koydular. Hem de hepsi hiçbirisi istisna olmadan hep birlikte melekler Allah'a secde ettiler. Bunun bir istisnası var. İblis bundan sonraki ayette de Rabbimiz onu anlatacak. Ve dostlarımızı bize tanıtan Mevlamız düşmanlarımızı da bize tanıtıyor yolun yakalarını da bize öğretiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.